diyelim ki küçük bir balonu alıyorsunuz. Belki böyle masada görmüşsünüz, dayanamıyorsunuz, balonu alıyorsunuz. Ve acaba ben bununla nasıl bir deney yapsam diye düşünmeye başlıyorsunuz, tamam mı? Belki öyle düşünmüyorsunuz ama öyle düşünmeniz lazım çünkü bu balonun içine hava üflediğimizde ne olacağını anlamaya çalışırken birlikte çok eğleneceğiz. Şimdi balonun içindeki basıncı arttırıyorsunuz diye düşünün. Ne olur? tabii ki balon genişler değil mi? Yani balonun iç basıncını arttırdığınızda hacmi de artacak. Bunu biliyorsunuz. Ama diyelim ki bunu bil fiil ölçmek istiyorsunuz. Bunun için balona küçük bir miktar, belki küçük bir nefeslik basınç veriyorsunuz. Ve balon birazcık büyüyor. O küçük basıncı buraya, hacimdeki küçük artışı da buraya işaretliyorsunuz. Buraya bir çarpı koyuyorsunuz. Süper. Şimdi balona biraz daha büyük bir basınç veriyorsunuz. Bu kez üflediğiniz nefes biraz daha büyük olsun. Evet. Bu verileri de işaretliyorsunuz. Basınç bu. Hacim birazcık daha büyük. Çarpıyı buraya koyuyorsunuz. Sonra aynı şeyi çok büyük bir basınçla tekrarlıyorsunuz. Bu kez balonun çok daha fazla genişlediğini fark ediyorsunuz. Dahası bunun lineer yani doğrusal bir artışla gerçekleştiğini görüyorsunuz. Yani basıncı ne kadar arttırırsanız doğrudan o kadar bir hacim artışı elde ediyorsunuz. Tabii ki tüm balonlar bu şekilde tepki vermez. Ama bu balonun böyle tepki verdiğini varsayıyoruz. Yani basıncı arttırdıkça balon da sürekli olarak büyüyor. Tamam mı? Harika. Bu bizim balon doğrumuz. Şimdi masada duran bir şeyi daha fark ediyorsunuz ve onu da elinize alıyorsunuz. Bu bir baloncuk yapma makinesi bu şekilde. Sabunlu suya daldırıp bir balon, daha doğrusu baloncuk yapıyorsunuz. Bu seferki balon değil, sabunlu sudan bir baloncuk. Daha önce yaptığınız gibi çok hafif bir nefes üflüyorsunuz ve fark ediyorsunuz ki azıcık bir nefesle bile bir hayli büyük bir hacim elde ediyorsunuz. İlginç değil mi? Nispeten büyük bir hacim elde ettiniz. Sonra orta büyüklükte bir nefes üflüyorsunuz. Bu kez daha bile büyük bir hacim oluşuyor. Mesela böyle bir baloncuk oluşuyor. İşin nereye varacağını anlamışsınızdır. Şimdi daha da büyük bir nefes üflüyorsunuz. Oluşan baloncuk ta buralara kadar uzanıyor. Böyle devasa bir baloncuk elde ettiniz. Ve bu baloncuk patlamıyor diye hayal edelim. Şimdi elinizde 3 tane mavi çarpı var. Tıpkı balon için yaptığınız gibi bunları da birleştiriyorsunuz. Evet, baloncuk doğrumuzda bu oldu. Oluşan enteresan şeyi şimdiden fark ettiniz değil mi? Balonun eğimi baloncuğunkinden daha düşük. Yani baloncuk daha hızlı büyüyor. O halde şöyle diyebilirsiniz. Sabunlu su için formülümüz budur. Hacim bölü ilerleme yani bu durumda basınç. Grafimizde yükselmenin ilerlemeye bölümü bize eğimi veriyor arkadaşlar ama bu örnekte eğimi kompliyans olarak adlandıracağız. Bunu yazalım. Kompliyans. Evet, çok ilginç ve önemli bir terim bu. Ama gayet basit görünüyor değil mi? Bir şey belli bir miktar e, basınç aldığında, daha doğrusu bir şeye belli bir miktar basınç verildiğinde, o şey ne kadar büyüyor, onun ölçüsü. Gördüğünüz gibi bu durumda baloncuğun kompliyansı balonunkinden daha büyük. Güzel. Bu kavramı anladığımıza göre artık yeni terimimize geçebiliriz. Bu terim deminkinin tam tersi. Bir düşünün. Eğer grafiğin kollarının yerlerini değiştirirsek ne olur? Yani basınç burada, hacim burada olursa ne değişir? Bunu yapabiliriz, değil mi? Aynı verileri, aynı bilgileri alıp ters eksenlere yerleştirebiliriz. Bunu yaptığımızda balon doğrusu bu şekilde böyle uzanır, değil mi? Çünkü sadece grafiğe bakış biçimimizi değiştiriyoruz ve baloncuk doğrusu da buraya gelir. Böyle bir şey olur. Bakın eksenleri ters çevirdiğimiz için baloncuk ve balon doğruları yer değiştirdi. Aslında grafiği fiziksel olarak da ters çevirsek de aynı sonucu elde ederdik. Yani ortada sihirli bir şey yok. Ama şimdi grafiğimiz değişti. Yükselme bölü ilerlemeyi yani eğimi hesaplayacak olsak hacimle basınç yer değiştirirdi değil mi? Artık basınç üstte hacim altta. İşte bu basınç bölü hacim oranına da biz elastans diyoruz. İlkine kompliyans diyorduk hatırlayın. Buna ise elastans diyoruz. Yani esasında elastans ve kompliyans birbirinin tam tersi. Pay ve paydanın yer değiştirmiş halleri. Bu iki kelimeyi çok duyacaksınız. İkisinin de aslında aynı tür değerler olduğunu bilmenizi istedim. Biri diğerinin tersi sadece. Pekala, bu terimleri anladık. Kendime burada biraz yer açayım şimdi. Böyle, evet. Son bir hususa daha değineceğim arkadaşlar. O da şu. Söz konusu bir damar olduğunda ne olur? O yüzden balon ve baloncuklar yerine biraz kan damarlarından söz edelim. Diyelim ki böyle bir atar damarımız olsun. Atar damarımız bu. Bu atar damarı bir ucundan tıkamak istiyorsunuz. Mesela elinizde. Böyle bu şekilde. Atar damarı tıkayan eliniz bu. Ve yine diyelim ki aynı şeyi bir de toplar damara yapıyorsunuz. Bir toplar damar bulup bir ucunu tıkıyorsunuz. İkisini de aynı boyutta çizmeye çalışıyorum. Yani farklı görünüyorlarsa lütfen şimdilik bu ikisinin aynı boyutta aynı uzunlukta olduğunu varsayın. Bu şekilde evet bu şekilde tıkıyorsunuz. Elinizle tıkadığınız bu uçtan hiçbir şey sızamıyor. Tamam mı? Uçlardan sadece biri açık. Bütün bunlarla birlikte şimdi bir de bu ucu da kapatıyorsunuz diyelim. Bu şekilde dolduruyorsunuz. Sadece küçük bir aralık bırakıyorsunuz. Toplar damarı da aynı şekilde kapatıyorsunuz. Bu ucu böyle kaplıyorsunuz aynı şekilde yani. Ve burada da minicik bir açıklık bırakıyorsunuz. Bu açıklık evet. Bunu da aşağıya doğru uzatalım ki aynı olsun. Tamam. Evet bu açıklık bir bisiklet pompasına bağlı. Biliyorum kulağa oldukça garip geliyor. Hayır, bir atar veya toplar damara neden bir bisiklet pompası bağlayalım ki diyorsunuz. Bekleyin, birazdan anlayacaksınız. Bisiklet pompamız bu. Şimdi atar ve toplar damarları tıpkı balon ve baloncağı yaptığımız gibi şişiriyoruz. Arada çok ilginç benzerlikler görmeye başladınız sanırım. Atar damara hava pompalıyoruz diyelim. İlk olarak ne olur? Buraya belli bir basınç uyguladığımızda Balona uyguladığımız gibi büyük bir basınç olsun. Şu olur. Atardamar şişmeye başlar ve bu düzgün görünümlü damarımız ortadan kalkar. Atardamarımız artık şişman bir sosise benziyor. Aynı büyük basıncı toplar damara uyguladığımızda ise şöyle bir şeyle karşılaşırız. Toplar damar devasa bir boyuta ulaşır, devasa. Bu çizgileri siliyorum ki toplar damarın devasa bir hale geldiğini net bir şekilde anlayın. Yani aynı miktar basınç uygulandığında atar damar büyüyor ama toplar damar çok daha fazla büyüyor. Aynı miktarda basınç söz konusu olmasına rağmen hacimde bir farklılık görüyoruz. Bu önemli bir nokta öyle değil mi? Çünkü atar ve toplar damarlar balon ve baloncuk örneğindeki gibi davranıyor. Aslına bakarsanız çok çok benzer davranıyorlar. O kadar ki bir hacim basınç grafiği çizmek istersek Balon ve baloncuk sözcüklerini silip yerlerine atar ve toplar damar sözcüklerini yazmamız yeterli oluyor. Kısaca atar damar ve toplar damar yazmamız yetecek. Yani damarlar da temelde bu şekilde davranıyor arkadaşlar. Bunlar atar damar, diğerleri toplar damar. Gördüğünüz gibi atar damarın kompliyansı toplar damardan daha düşük ama elastansı toplar damardan daha yüksek. Kompliyans meselesini bir de şöyle düşünün. Elinizde gayet sert demirden bir boru var. O kadar sert, o kadar sağlam ki ne yaparsanız yapın hiçbir yerden bombe yapmıyor. İşte o sert boru için elde edeceğiniz grafik böyle bir şey olur. Atar damardan bile daha düşük bir kompliyans söz konusudur. Yani kompliyans dendiğinde aklınıza sertlik gelsin arkadaşlar. Bu eğrinin eğimi bir şeyin ne kadar kompliyant olduğunu ifade eder. Ve atar damarlar demir bir borudan daha çok ama toplar damarlardan daha az kompliyanttır